Ne yapıyorsun? Neyin peşindesin? Fikrimi söylüyorum. Ben sana fikrini sorduğumu hiç hatırlamıyorum ama. Hı? Sırası mı şu an? Sırası mı derken? Ben bir şey bölüyorum herhalde burada şu an. Bir şey falan bölmüyorsun Asya. Ben soruyorum. Sırası mı diyorum. Anladın mı? Tolga. Hı? Biz şu anda teknik olarak sevgiliyiz. Sen bunun farkındasın değil mi? Ne? Sen ne meraklıymışsın bu sevgili işine ya? Ben meraklı falan değilim ya. Tamam korkma, sevgiliyiz tamam. Dünyada tek insan sen kalsan yine de seninle sevgili olmam. Kalp kalbe karşı canım. Merak etme. En azından bir konuda hemfikiriz. Sana şunu söylemeye çalışıyorum. Buna göre davran, bunu unutma ve sakın beni küçük düşürecek bir şey yapma. Bir dakika ya. Sen beni kıskanıyor musun şu an? Ne? Ne kıskanacağım ya? Hiç alakası bile yok. Aa. Aa. Gözler? Gözler başka bir şey söylüyor şu an. Kıskanılıyorum şu an bayağı. Kıskanmıyorum ben sadece... Ay çok güzel ya. Flörtüm gibi davranmanı istiyorum, bu kadar. Tamam ben anladım, seni kıskanıyorsun tamam. Tamam madem öyle gel yanımda otur. Yanımdan ayrılma. Böylece endişelenmezsin, merak etmezsin beni. Niye endişe ediyorum ki zaten? Sen bilirsin Tolga. İstediğini yap, özgürsün. Ama şunu unutma. Hı. Her şey karşılıklı. Allah Allah. O ne demekmiş? Görürsün. Laflara bak ya. Ay çok korktum ya. Asya nerede? Yok Asya, bitti. Boş ver. Boş ver Asya, ne yapacaksın? Zeynep'im. Ah. Kokteyl denemedin mi daha? Ha yok, ben çok şey... Pek aram yok öyle içeceklerle. Alışık değilim daha doğrusu. Bize iki tane benim kokteylden yapar mısın? Ama alkolsüz olacak bu sefer. Ne zahmet ettiniz? Hiç gerek yoktu. Yok canım, ne demek? Bizde hizmette sınır yok. Sağ ol. Şey, diğer mekanınız da güzeldi aslında. Orası kapandı mı yoksa böyle şube gibi bir şey mi? İlk göz ağrımda orası benim. Ya beni bugünlere getiren ekmek teknem. Biliyor musun ben orada garsonluk bile yaptım. Ya. Sonra işletmesini aldım, sonra sahibi oldum. Ama şimdi tek bir hatamla yıkıldı gitti hepsi. Ya kötü bir şey mi oldu ben? Ya, bilmiyordum da. Ya aslında iyi bir şey oldu. Şu senin de başına bela olan şule yok mu? Boşandık artık. Ev yazlıkla beraber mekanı da ona devrettim. Ama iyi tarafı artık özgürüm. Her şey yeniden başlıyor. Siz de zor şeyler yaşamışsınız Selçuk Bey. Yani biz de ailecek bela olduk size. Aa yok canım. Ya o kaza meselesi ufacık önemsiz bir detay sadece. Bu arada bakma sen, yani bu boşanma meselesinde de ben hatalıyım. Yani ben hiçbir zaman şuleye uygun biri olmadım ki zaten. Sadece bunu çok geç fark ettim. Ablam da boşanmayı düşünüyor. Şu sizin enişte değil mi? Ya Asya bak yanlış anlama. Hani böyle aile meselelerine giriyormuş gibi oluyorum ama... ablan %100 haklı. İşte bazen insanları tanıdığımızı zannediyoruz. Yani bizi şaşırtıyorlar ama. Bazen de şaşırtmıyorlar tabii. Küçük yaştan beri bu sektörde çalışıyorum ben, biliyor musun? Yıllarca çalıştım. Ve kendi mekanım olana kadar hayatım yok gibi bir şeydi. Ondan sonra bir başarı geldi, para geldi, böyle hızlı yaşam falan. İlk başta çok ilgimi çekmişti. Ama sonra bir düşündüm, baktım. Yani aradığım şey bu değildi herhalde. Tam da o sırada şule çıktı karşıma. Bütün aradığım soruların cevabı gibiydi. Ama ben yanlış şıkı seçmişim. Umarım her şey güzel olur Selçuk Bey. Kızlar, şimdi size tek bir sorun var. Mayolarınız yanınızda mı? Evet. Ha, yanınızda mı? Çünkü bu gecenin sonu kesinlikle havuzda bitiyor. Ya bence burası çok güzel olacak. Teşekkür ederim. Umarım öyle olur. Göreceksiniz. Selamlar. Oo. Ne haber? Eyvallah. Kardeşim yeni mekan hayırlı olsun. Bereketli, bol kazançlı olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ya dilim damağım kurudu benim de. İçecek bir şeyler versene kardeşim. Kurur tabii. Çünkü insan çok konuşunca damağı kuruyor. Sen de maşallah.
bülbül gibi şakıyordun canım benim. Allah Allah. Sizinki de alkolsüz değil mi Tolga Bey? Ha öyle mi? Ben de ekibi bozmayayım ya. Bana da aynısından ver. Ben şöyle bir dolanayım ev sahipliğine devam edeyim. Size iyi eğlenceler. Sağ ol Sercan. Eyvallah sağ ol. Sağ ol kardeşim. Asya? Gidelim mi? Ne diyorsun? Neden? Sen takılmak istiyordun da. Tamam yeter işte. Yarın sesimiz var. Erkenden yatmak lazım. Ben seni evine bırakayım. Nazlı'ya da söyle. Hadi. İyi tamam ben bir ablama bakayım o zaman. Tamamdır. Geleyim mi ben de seninle? Gerek yok ben bakarım. Peki tamam. Evet. Ben bekliyorum. Çok bilinmez o. Sana ben şey yaparım. Abla. Efendim canım. Hadi gidiyoruz. Sen kimin yanındayım biliyor musun şu anda? Bilmiyorum ama gereksiz bir tip olduğum belli. Özgür dedim ya hani insan değil dizilerde oynayan o. Ah, abla bana ne? Bana neden anlatıyorsun bunu? Ben kalıyorum diyorum yani. Sen başına bela mı istiyorsun? Canım ben kalıyorum. Sen git. Sohbet çok iyi gidiyor şu anda. Bölme sinirimi bozma beni. Ablacığım hayır. Al çantanı. Aa yeter. Ben senin büyüğünüm. Sen benim küçüğümsün unutma. Ne yapacağımı söyleyip durma bana ya. Yeter artık. Ben kalıyorum dedim. Sen kendi işine bak git yeter artık ya. Peşinde dolanıp duruyorum yeter. Biraz ben kendi maceramı yaşayayım. Yalnız bırak beni ya. Hadi tamam hadi. Evet Tolga'cığım. Gözlerimin içine baktı konuşurken inanabiliyor musun? Sesi öyle tatlıydı ki televizyondakinden daha yumuşak. Bu gece uyku yok bana. Evet evet yanımdaydı diyorum da değil mi anlıyorsun? Düştüm ki ne düştüm Allah'ım. Aklımı kaçıracağım. Keşke sen de burada olsaydın. O zaman inanırdın bana. Öylece baktım gözlerine bir şey de diyemedim. Allah'ım ben nasıl bir ortama düştüm ya. Evet evet. Ay. Ne oldu? Şey ya biz gidelim Nazlı ablam gelmiyor. İyi tamam hadi gidelim. Bir şey unutmadın mı? Ne gibi bir şey? Yok yani cüzdanımı, telefonu, anahtarımı hepsi bende. Şu sohbet ettiğin, konuştuğun kızlara bir güle güle demeyecek misin? Oho Asya ya. Ben unuttum bile onları çoktan. Hadi yürü gidelim. Ne demek unuttum ya? Bir el salla en azından. Baksana seninle konuşmak için buraya kadar gelmiş. Yazık. Yani iki dakika takıldım, bir şeyler içtim diye niye borçlu oldum şimdi ben kızlara anlamadım yani. Bana bak. Hı. Senin o iki dakika takıldım dediğin kızlar var ya. Onlar için seninle sohbet etmek, seninle konuşmak ne kadar önemli biliyor musun? Anlamadım şu an. Anlamadığım belli. Belki de hayatlarındaki tek güzel anı bu yani. Yani? Yani şimdi gidiyorsun. Onlara güle güle diyorsun. Sonra buraya geliyorsun. Gidiyoruz. İnsan onlar. İnsan gibi muameleyi hak ediyorlar. Anladım. Peki. Tamam gidip iyi geceler mi diyeyim? Allah Allah. Diyeyim tamam hadi diyorum. Bekliyorum burada peki. Çabuk. Bekliyorum. Hanımlar çok sağ olun her şey için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok güzel bir geceydi. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Hakan hadi gidelim. Nereye gidiyorsun? Gidiyoruz hadi. Siz gidin abi ben kalıyorum. Tamam iyi geceler dedim geldim. Başka bir emriniz var mı hanımefendi? Yok. Çok sağ olun. Şimdilik. Oh yani striplere bak.